Biz şimdi nereye geldik? Tuzla'dayız. Tuzla Mercan'dayız. Ve biz nasıl misafir oluyoruz ya? Tersanedikleri selam olsun. Nasıl yiyeceğimi unuttum. Hakkına geldi. Bak o çok. Bu adam boşum deyip duruyor ya. Burayı görmelisin. Biz şimdi nereye geldik? Tuzla'dayız ve bizi burada birlikte gezeceğimiz arkadaşımız. Chat'ten de tanıyorsunuz, Twitch'ten. Nick'imi kaybettim isimli Burak. Burak biz nereye geldik? Tuzla Mercan'dayız. Tuzla Mercan'dayız. Adriano Antik Kafe'deyiz. Antik Kafe'ye geldik. Antik Kafe'deyiz. Evet. Şimdi burada bir kahvaltı yapacağız. Bakalım nasıl bir servis var. Arabayı da kilitledik. Sofiş Hanım. Sofiş Hanım bugün çok süslü. Evet, bugün süslendik. Niye? Çünkü Burak amcasıyla birlikte kahvaltıya geldi. Hafta içi geldik. Biraz daha az insan olur, sakin olur diye düşündük. Şimdi gelmeden ben aradım. Kahvaltı servislerinde saat sıkıntısı yok ve hafta içi rezervasyon yapmanız gerekmiyor. Ama hafta sonu çok kalabalık oluyormuş. Böyle küçük bir ev tadında bir yer. Güzel bir mekan. Denize sıfır olduğu için. Evet, denize evet. İki adım. Yani i̇ki çok adım, küçük evet. Bir kıyısı var ama. Mekan böyle. Sofya, Acıktık mı? Acıktık ya. Biraz acıktık. Buyurun. Buyurun. Siz misafirsizsiniz. Buyurun. O biz nasıl misafir oluyoruz? Adam İsviçre'den geldi ya. Biz nasıl misafir oluyoruz ya? Sen Sofiş'in kadarsın. Bak Sofiş. Bak. Sofiş haha. Sorma ya. Şuna mı geçsek? Olur. Bence ikisinin de manzarası güzel. Aynen. Birkaç arkadaşım da burayı önerdi. Evet. Duşesiz Garaj Recep özellikle burayı söyledi. Bayağı bir, evet. Bu arada manzara harika hakikaten ya. Tersaneye bakıyor ama. Tersanedikleri selam olsun. Özledim mi bura? Sen bir konu tut Kamer. Bunu mu? Bunu al. Merhaba. Eteğimiz zaten muhafazakar bir aileyiz. Hayır, ne yapıyorsun? Bozlu mozlu elleriyle yüzüne sen. Aa, ben de alırım ya. Görünce elime çekti. Valla önden çaylar geldi. Bir ortam ayarladım. O yüzden. Peki, masasını sildik falan. Ne söyledik biz, ne sipariş ettik? Biz kahvaltı tabağı söyledik 3 tane. İçi böyle bayağı dolu dolu bir kahvaltı tabağı. Eğer böyle ilave yapacaksak bir tabağı görelim dedik. Evet. Kızım hayır. Sofya masayı yalıyor. Sofya? Sofya masayı yalıyor. Sofya'ya da portakal suyu söyledim. Burak da dedi biz bir önden çay alalım dedi. Olmaz böyle dedi. Daha afyonumuz patlamadı dedi. Sofya. Yürümeye mi başladı? Teşekkür ederim. Yok. Evet Meltem Hanım, ilk özelimi alalım. Evet. Fotoğraflarda gördüğümün aynısı. Neler var? O zaman burada tatlı çeşitlerimiz var. Bal kaymağımız var. Peynir var, tamam mı? Çeşitli. Yeşil zeytin var. Siyah zeytin var. Bu vişne reçeli anladığım kadarıyla. Portakal reçeli, çilek reçeli. Bal, tereyağı. Herhalde çoko krem gibi. Tahin pekmez mi? Tahin pekmezin karışmış hali gibi. Sigara böreği var. Evet, kuru meyvelerin olduğu tabakta. Benim en sevdiğim peynir tabak. Peynir hastasıyım abi ya. Aşırı seviyorum peynir. Mekan tanıtımı gibi biraz oldu. Bak böyle bitince çok hoşuma gidiyor. Sıcak sıcak, yani yumurta çok sıcak. Karbaya biraz soğusun. Babacığım bile pasaportu oldu da. Evet be. Allah billahi. Nasıl yiyeceğimi unuttum. Nasıl yemek yeniyorum? Doğal olarak aç. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. Nasıl abi, mekan hakkındaki düşüncen nedir? Şöyle güzel arkadan, mekan. Sakin, sessiz. Hafta içi sakin, sessiz. Belki biraz burası cumartesi, pazar doluyor. Bayağı yoğun olur evet. Bir de yazın genellikle. Sandalyesinin kapan geliyor. Deniz kenarı ya. Bizim. Öyle mi burası? Evet, şuraları çok evet. Küçük ama var bir tesis yani. Hmm. Bir de sırf bu mekan yok ya. Birkaç mekan var. Mercan diye geçiyormuş burası, bu bölge. Karşı tarafta tersaneler var. Tam tersanelerin olduğu böyle bir koy bölgesi var. Hemen karşı taraf işte Tuzla Tersaneler bölgesi. Oturanlar var. Gidecek yer abi İstanbul'da da alacaksın. Kamp sandalyeni dediğin gibi deniz kenarına geleceksin. Geçen gün babam gitar çalman da süper ya. İyi şarkılar oluyor. Estağfurullah, yok ya, amatör takılıyoruz. Ben eğleniyorum ya. Valla. Dinliyorum falan ya, bir de muhabbetçe iyi oluyor. Arada çalmak lazım, hep konuşunca insanlar sıkılıyor. Valla kahvaltı tabağı bence çok iyiydi. Yeterli. Bence. Yeterli şey değil yani böyle sertme kahvaltının. Türk kahvesi. Turkish coffee. Bu adam boşum deyip duruyor ya. Nasıl boşsunuz öyle söylesene. Bayağı boşum. Dünyanın en boş insanı benim. Dünyanın en boş insanıyla kahvaltıya gittik. Video başlığınız. Bak o çok güzel şeyler var ha. Sofya tam sen ne kadar burayı bir karıştırırsın. Bir karıştırırsın. Eyvah eyvah. Gel yukarı bakalım. Merhaba. Merhaba. Sofiş Hanım. Merhaba. Aa, üst kat çok güzelmiş bu arada.
Üst katın manzarası, isterseniz şöyle bir manzarası var. Çok güzel bir manzarası var. Hakikaten tam antik. Vintage style. Antika eşyaların bulunduğu harika bir kafe. Hafta içi gelirseniz tabii ki müsaitlik oranı muhtemelen daha yüksektir. Hafta sonu İstanbul'da her yer olduğu gibi buranın da kalabalık olduğunu düşünüyorum. Safiş Hanım, beğendin mi burayı? Beğendin mi? Kahvaltısını beğendin mi? Sen gene süt içtin ama yapacak bir şey yok. Meltem Hanım, siz beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok yeterliydi. Evet. Hani böyle ekstra sıcak istemedim açıkçası. Ben hafta içi olmasını beğendim. İşte hafta içi sakin. Yani. Sakin, evet. Fotoğraf çekildikten sonra biraz burada böyle güzel fotoğraflar çekildikten sonra İç da... İç mekanda bayağı böyle antika görünüm var. Bu manzarada bir iki güzel fotoğraf çekmek lazım. Buradaki takılar takılar, Semra halamlık. He? Baksana, tam Semra halamlık her şey. Harika. Semoş, bu videoyu izliyorsan seni andık. Burayı görmelisin. Hakikaten üst kat falan da çok iyi yani, ben alt katı... Üst katı alt katı da gezdim de. Aa, Sofya ile gezdim ben de. Çok evet, güzel. Kızım. Sen seviyor musun böyle takıları? Güzel mi anneciğim? Ah. Çanta da var. Çanta da çok güzelmiş. Başka ne var anneciğim? Otopark buraya ait değilmiş ha. Rönesans. Yazıyor zaten. Yan tarafa aitmiş, neyse biz o otomatik. Abi şöyle bir şey mi alsak? Otomatikman koyayım. Ne güzel olur. Abi nereye alalım? Hangisini seçin. Nereye istersin? Şişme yüzme havuzu. Şişme yüzme havuzu. Oluyor böyle. Güzel. Ben gene yorumumu yapacağım. Evet. Böyle sürekli videolarda çıkın gelin ya, çok güzel çıkın gelin diyorum ama burası için de diyeceğim gerçekten. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela kahvaltı sabah alıyorsunuz. Yanında çay sınırsız. Bir kez şey demedik yani böyle hani. Çay alabilir miyiz demedik. Çat evet, diye bitmeye yakın. Masayı sürekli takip ettiler. Hafta içi olmuş olmasının bence çok büyük etkisi var. Ama çok güzeldi. Evet. Onun dışında böyle detaylı düşünülmüş bir kahvaltı tabağıydı ama hani sıcaklara çok yoğun bir kahvaltı değildi. Değil evet. Mesela sıcak olarak böyle bir sosis, sucuktur, şunlar bunlar. Yok yani şöyle. İsterseniz ekstra. Mesela haşlanmış yumurta yanında geliyor. İsterseniz sahanda da şeyde yapabiliriz dedi. Ama hani böyle bir kahvaltıda çok yiyen insansanız belki bu sizi kesmeyebilir. Ama biz çok az yiyoruz fiyatlar yani. Fiyatlar nasıl? Kahvaltı tabağı kabaca fiyatlardan bahsedeyim. Hani güzel uygun kişiye göre açıkçası değişir tabii de. Açıkçası ben menüye bakmadım. Ben baktım. Yüzden... Ben kahvaltı tabağı 65 liraydı galiba. Evet. 65 bir de ekstra mi? İsterseniz mesela sahanda yumurta 20 lira falan gibi böyle bir ücreti. Yani fiyatları çok uygun. Çay da sınırsız. Tabağı da doyurucu yani. İstanbul evet. İçin İstanbul için harika bir manzara uygun. İçin güzel. Çay evet, da sınırsız. Evet, bir kere manzarasına değer. Evet. Manzaraya değer, hizmete değer, güler. Çay sınırsız. Çay sınırsız. Çay sınırsız. O zaman buradan nereye gidiyoruz? Nereye gitmek istersiniz? Söylemeyelim, sürpriz olsun. Tamam. Hadi bakalım.